Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugünkü videomuzun konuğu MSI'nin yeni çıkarmış olduğu oyunculara yönelik 4K oyuncu monitörü olacak. Tam olarak adı MSI Mac 274 UPF 4K 144 Hz Gaming Monitör olarak geçiyor. Artık monitörünüzün eskidiğini düşünüyorsanız ve yeni bir monitörle monitörünüzü yenilemek isteyen sevgili dostlarımız için biçilmiş bir kaftan. Özellikle günümüzde 4K oyunculuk neredeyse standart hale gelmeye başladı hem günümüzdeki oyunları hem de yeni çıkacak AAA oyunları sorunsuzca 4K çözünürlükte ve 144 Hz akıcılıkla oynamak isteyen dostlarımız için harika bir ürün. Dostlar bendeki monitör 27 inç 69 cm köşeden köşeye uzunluğu bulunuyor. Monitör kavisi değil bendeki flat yani düz versiyonu. Monitör IPS panel lakin eskiden kullanmış olduğumuz IPS panellerle bu monitörü karıştırmayın. Bu monitörde MSI Rapid IPS adı verilen teknolojiyi kullanmış. Çok rahat gözle görülür bir şekilde eski IPS panellerle farkını anlayabiliyorsunuz. Çözünürlüğümüzün 4K olduğunu söylemiştim. 3840x2160 piksel. 400 nit tipik parlaklığı bulunuyor. Yine HDR'la beraber maksimum 400'lük parlaklık elde edebiliyorsunuz. Monitörümüz tamamen mat. Onu da şimdiden belirteyim. Herhangi bir yansıma ile karşı karşıya kalmıyorsunuz. Monitörümüzün gri'den gri'ye desteği bilemez. HDR 400 desteğimizin bulunduğunu da söyleyelim. FreeSync ve G-Sync desteği bulunuyor ki bu benim en çok beğendiğim özellikleri arasında yer alıyor. AMD tabanlı veya Nvidia tabanlı bir ekran kartınız varsa bu iki teknolojiden çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani birine ekran kartınıza göre kullanabilmeniz mümkün. Bine bir kontrast değerimiz mevcut. Oyunculuğunuzun yanında bir de içerik üreticisiyseniz eğer benim gibi bu monitörle çok rahat içeriklerinizi oluşturabilmeniz mümkün. Bu monitör renk anlamında da oldukça güzel seviyede. Adobe RGB'nin %97'sini, DCI P3'ün %98'ini sRGB'nin de %129'unu kapsıyor. 8 bit artı 2 bit de FRC özelliğimiz mevcut. Monitör 178 derece görüş açısına sahip. Sola ve sağa 45 derece bu monitörü döndürebiliyorsunuz. Asansör yapısı sayesinde de 13 santimetreye kadar bir yükseklik kazandırabiliyorsunuz. Öne ve arkaya 5 ve 20 dereceye kadar da yine bir eğim verebilmeniz mümkün. Özellikle yazılımcı dostlarımız bunu çok sevecektir. Bu monitörde pivot özelliği bulunuyor. Yani bu monitörü 90 derecede döndürebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Monitör port anlamında da oldukça zengin. 2 adet HDMI çıkışımız, 1 adet Display Port'umuz, 1 adet USB Type-C portumuz, yine 1 adet USB Type-B portumuz, 2 adet USB 2.0 portumuz ve kulaklık çıkışımız bulunuyor. Bu monitörün en çok beğendiğim özelliklerinden birisi de tipçe portundan 65 watt'lık bir güç alabiliyorsunuz. Dilerseniz telefonunuzu veya farklı teknoloji aletlerinizi buradaki port sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Yine bu port sayesinde görüntü aktarımını da sağlayabiliyorsunuz. Eğer bir MacBook'unuz varsa çok rahat tip C'den tip bu monitörü bağlayıp görüntünüzü de laptoptan aktarabilmeniz mümkün. Monitörümüz oldukça şık. Günümüz trendlerinin tamamını karşılıyor. Üç tarafı da çerçevesiz. Alt tarafta MSI logolu bir baron olduğunu da görüyoruz. Oyuncu monitörü olduğu için oyuncu dostlarımızın arayacağı bir nokta olacaktır. Monitörde herhangi bir RGB desteği bulunmuyor. Lakin tasarım yapısı Özellikle arka taraftaki yapı oyuncuları andıracak bir tasarımıyla bizleri sarmalamış durumda. Bu monitörün kurulumu oldukça basit ve pratik, çok rahat bir şekilde monteleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine monitör üzerindeki standa kablolama kanalda bulunuyor. OCD paneli oldukça akıcı ve tamamen Türkçe ile donatılmış durumda. Bu monitörün her yerine bu panel sayesinde de dokunuş yapabiliyorsunuz. Arkadaki joystick sayesinde bu monitöre hükmedebiliyorsunuz. Açıp kapama işlemini yapabildiğiniz gibi paneldeki tüm ayarları buradan da değiştirebiliyorsunuz. Monitörde yok yok sevgili dostlar yine yeni nesil bir mavi ışık filtresi ile karşımıza gelen monitör düşük gecikmeyi daha da minimize edecek ve gölgelenmeyi en az seviyeye çekebilecek ayarları da yine bu panelden yapabilmeniz mümkün. Ayrıca MSA'nın çıkarmış olduğu yazılımı sayesinde de arkadaki tuşla yani OCD paneli giriş yapmadan yazılım sayesinde daha derinlere dalabiliyorsunuz. İrili ufaklı bütün ayarları yapabilmeniz mümkün. OCD panelindeki olmayan birkaç ayarı da yazılım sayesinde bu monitöre hükmedebiliyorsunuz. Benim en çok beğendiğim nokta bu yazılım sayesinde de monitöre varsa bir yazılım güncellemesi alabiliyorsunuz. İrili ufaklı hataları çok rahat fixleyebiliyorlar. Dolayısıyla monitörlerin yazılım güncellemesi alabilmesi de oldukça güzel bir detay. Monitörde MPRT özelliğimizden adaptif sync desteğimize kadar birçok önemli detaylar bulunuyor. Hem PlayStation hem Xbox hem de bilgisayarlarınızda çok keskin ve net oyunlar oynayabiliyorsunuz. HDMI 2.1 desteği sayesinde 4K 120 Hz'e kadar oyunlar oynayabilmeniz mümkün. PlayStation'da akıcı ve keskin net oyunlar artık bu monitör sayesinde sizleri bekliyor. Tabii ki de burada hem konsol hem de bilgisayar oyuncuları oldukça avantajlı. Canı sıkılan PlayStation 5'te bu monitörle oyun oynarken arkadaşlarıyla beraber de 4K oldukça net ve keskin çözünürlükte bilgisayar oyunları da oynayabiliyor. Bu anlamda 4K akıcı oyun deneyimini bize sunabilmesi oldukça güzel bir durum. Ben bu monitöre 32 inçlik 2K bir monitörden geçiş yaptım. Dolayısıyla Alanınız yoksa 32 inçin büyük geldiğini bu monitör sayesinde görmüş oldum. Yeterli mesafeniz yoksa 32 inç biraz yorucu olabiliyor. 27 inçlik 4K bu monitörüyle dünya varmış dedim. Oyunlarda ve yaptığım işlerde artık bir tık daha zevk almaya başladım. Özellikle 4K'nın vermiş olduğu net ve keskin çözünürlüğü daha bilgisayarı açar açmaz masa üstünde anlayabiliyorsunuz. Klasör simgeleri, yazılar her şey daha net ve daha keskin. Kesinlikle 27 inç ebatı ile beraber her şey daha net ve oldukça keskin. Bu sayede yapmış olduğum her şey daha fazla netlik kazandı. Özellikle oyuna girdiğimde monitörün akıcılığı, netliği muhteşem. Renk skalası da oldukça başarılı. Oyunları oynarken artık daha fazla zevk aldığımı da söyleyebilirim. Bazı oyunları 4K çözünürlükte ve 144 Hz'de oynayabilmek gerçekten muhteşem bir deneyim. Kesinlikle hepinizin denemesini de tavsiye ediyorum. İşlerimin yanı sıra canım sıkıldığında arkadaşlarımla güzel bir oyun deneyimi de bu monitör bana yaşatıyor. Şunu soracak olan dostlarımız illaki bulunuyordur. Bu monitörde ghosting bulunuyor mu? Evet ghosting çok da az olsa mevcut. FPS oyunlarında zaman zaman gözünüze çarpsa da monitörün irili ufaklı ayarlarını kurcaladıktan sonra bu ghosting'i oldukça aşağıya indirebiliyorsunuz. Ben ne monitörler kullandım? ghosting'den gözlerim kanadı. Bu monitörde gözünüzü yoracak düzeyde bir ghosting bulunmuyor. Öncelikle onu belirteyim. Yine bunun yanında sorulacak en çok sorulardan biri de abi monitörde bir ışık sızması var mı? Dostlar, bu zamana kadar kullanmış olduğum IPS panellerde ışık sızmasından dolayı farklı markalarla ürün iadesini gerçekleştirmiştim. Lakin bu monitörü aldığımda herhangi bir ışık sızmasıyla karşılaşmadım. Dolayısıyla burada monitörün tasarımı ve ışık izolasyonu oldukça başarılı tutulmuş. Özellikle siyah alanlarda bu monitörü kontrol ettiğimde bir ışık sızmasıyla karşı karşıya kalmadım. Bu beni oldukça sevindiren önemli bir detay oldu. Bu monitörün siyah başarımı harika seviyede. Siyah bir alana girdiğinizde o siyahın diriliğini, tokluğunu alabiliyorsunuz. Yine beyaz renkler ve diğer renklerde de renk başarımı gerçekten güzel. Az önce de belirttiğim gibi oyun oynarken keyif seviyeniz bir tık üste çıkıyor. Özellikle bu çözünürlük sayesinde de net keskin oyun deneyimi sizleri bekliyor. İçerik üretirken de oldukça keyif alarak tüm içeriklerimi üretmeye de devam ettim. Dostlar benim bu monitör hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle fikirlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.